Ağzı belli Allah'tan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. abidin okumalarına devam ediyoruz. Yani İmam Kazali rahimahullahın abidler yolu isimli eserinden ve o şeytanla mücadele konusundaydık. Ne diyor? Fəin <laughs> qulte eğer şöyle dersen, bi eyi şeyin ne ile yani hangi şeyle? Uharibu şeytane, şeytanla savaşacağım. Ve bi şeyin, hangi şeyle? Eqhuruhu ve edfe'uhu. Onu kahredeceğim ve onu def edeceğim. Fe'alem bil ki, enne li ehli hâzihi sına'a fî mesele tarîqeyni. Fî hâzihi sına'a, yani bakın aşağıda dipnot düşmüş, ey ehli tasavvuf. Yani bu işin diyor ehli, yani bu işte şeytanla mücadelenin, ehli e, ki e, onlar için diyor bu meselede iki yol e, vardır. E, birincisi ehaduhuma ma qalehu bazılarının dediği şu şeydir. İnne tedbire muhakkak ki tedbir fi def'i şeytan şeytanı def etmede nedir? El isti'adetu billahi subhanahu la gayru. Yani Allahu Teala'ya sığınmaktır başka bir şey değil. Fe inne çünkü şeytan kelbun bir köpektir. Sallatahu yani Allahu Teala aleyke. Yani Allahu Teala'nın sana musallat kıldığı, bakın musallat ettiği bir köpektir. Fe in iştagalte bi muharabatihi ve mualacatihi ta'ibte. Eğer diyor onunla savaşmada ve mualacatihi bu muallace e, aslında bu da e, savaşı e, anlatıyor. Fakat e, burada onu def etme e, yani hani hastalıktan iyileşme diyoruz ya onu def etme olarak anlayabiliriz. Onu def etmede e, uğraşırsan, meşgul olursan, taibte yorulacaksın. Waddaa aleyke waqtuke ve bu senin diyor bayağı bir vaktini ne yapacak? E, alacak. Daa zayi edecek. Yani bayağı bir vaktini alacak. Ve rubbama belki de yazfiru bike yani e, sana galip gelecek. Feyya'akiru ke bu yaqiru hani kökü nedir bunun? Akara, kısır bırakmak. Yani e, sen e, seni ne yapacak? Seni akim bırakacak. Kısır bırakacak. Ve e, başka yecrihuke seni yaralayacak. feinner rucu'a ila rabbil kelbi çünkü diyor o köpeğin Rabbine rucu etmek yani dönmek li yasrifahu anke e, evla. Yani senden e, işte onu men edeceği için evla daha evladır. Dolayısıyla sürekli ve ilk başta yapılması gereken e, onun şerrinden Allah'a sığınmaktır diyor. Ve sani ikincisi makale aharun bazıları da dedi ki innet tariqa onunla müca yani yol e, yani şeytana karşı direnme yolu ancak mücahededir. Yani cihad etmektir, savaşmaktır. Vel kıyamu aleyhi bid def'i reddi vel muhalefe. Yani onun karşısına e, durmak, yani onu def etmek için. ve reddi onu reddetmek için ve muhalefet için onun karşısına durmaktır. Kultu derim ki vellezi indi ennet tarikal adle yani bana göre diyor el camia yani e, kapsayan e, doğru e, yol fi emrihi onun hakkında entecma'a beynet tariqeyni. Yani iki yolu birlikte yapmaktır. Yani el-adlel cami yani e, kapsamlı yol, kapsayıcı yol onun hakkında. iki yolu da yani hem e, onun hakkında Allah'a sığınmak hem de onunla ne yapmak? Savaşmaktır. Fetesta'ize billahi teala evvelen min şerrihi kema emrena. Ee, yani bize emrettiği gibi onun şerrinden evvela Allahu Teala'ya sığınmak ve huvel kafi şerruhu ki e, Allahu Teala onun şerrine karşı yete yetecektir. Summe inna ra'aynahu sonra onu gördüğümüz gibi yetagallabu <laughs> aleyna yani bize işte diyelim ki tagallub ediyor yani galip geliyor. Alimna <laughs> biliriz ki ennehu <laughs> ibtilaun min Allahu Teala Allahu Teala'dan bir imtihandır li yara siddka ve kuvvetina fi emrihi subhanahu ve taala ve yara sabrana ki Allahu Teala ne yapması ne yapmak için onu başımıza bir kılıyor yani onunla imtihan ediyor ee, bizim mucahademizdeki yani işte o savaşımızdaki sadakatimizi sıdkımızı görmek için ve onun işte hakkında kuvvetimizi yani ne kadar kuvvet harcadığımızı görmek için ve yara sabrına ve sabrımızı denemek için yani görmek için bize onu e, musallat ediyor kema ennehu yusallitu aleynel kuffara e, tıpkı diyor işte kafirleri bize musallat kılması gibi maa kudretihi ala kifayeti emrihim ve şerrihim ki onların işte durumuna şer, yani şerlerine kendisi yetti, yetmeye gücü olduğu halde yani kafirleri bizden defedeceği halde kafirleri bize musallat kılmasının da böyle bir hikmeti vardır. Yani bizim sabrımızı, işte bizim sadakatimizi, bizim mücahidemizi ölçüyor. لِيَكُونَ لَنَا ki bizim için olsun حَظٌ مِنَ cihat Cihattan bir payımız olsun ve sabrı sabırdan ve temhis. Temhis ne? Arınmak. Arınmaktan ve şehadet ve şehadetten bizim bir payımız olsun diye onları bizim kılmıştır. Kema akale taala te Allahu Teala'nın şöyle buyurması gibi veli aleme Allahu lladine amenu ki e, imar edenleri bilsin. Allahü Teala ve etekide minkum şehada ve sizden şehitler edinsin diye onları size ne yaptı? Sizin karşınıza çıkarttı. Ve kale Teala yine buyuruyor ki em hasibtum entenhul cennete cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve lemme ya'lemillahu Allah ortaya çıkartmadan ellediğine cahedu minkum içinizden cihad edenleri ve ya'leme sabirin ve sabredenleri de ortaya çıkartmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Fe kezalike ve işte bu da böyledir diyor. Sunme sonra inne muharebetehu ve kahrehu onunla savaşmak, onu kahretmek fima ulema una radiyallahu anhum alimlerimizin ki Allah onlardan razı olsun söylediği şeydedir. Yani fi telâfeti eşya şu üç şeyle mümkündür. Yani onunla savaşmak, onu kahretmek. Ahaduha birincisi en tetearrefe bilmen ve teteallemen mekâidehu ve Yani onun işte tuzaklarını, hilelerini öğrenmenle mümkündür. Fela yetecaseru hîne izin aleyke. O zaman sana cesaret edemez. Bakın yetecaseru cesaret edemez e, hırsız gibi ida alime enne sahibe dari kat ahse bihi eğer diyor bilirse evin sahibinin kat ahse bihi kendisini hissettiğini bilirse fara ne yapar kaçar ve sani ikincisi en testekif bi davetihi yani onun çağrısını ne yapman önemsememen yani hafife alma hafife almak derken yani onun çağrısına fazla işte kulak vermemen, ciddiye almaman. Fe la tualliku kalbeke bi zalike ve tettebihu. Yani kalbini onunla ilişkilendirmemen, yani onun vesveselerine çok fazla kalbini vermemen. İşte burada taalluk ne? Alaka kurmak demek, ilgi göstermek demek. Ve tettebihu ve ona tabi olmak. Yani onun verdiği vesveselere, çağrılarına tabi olmamandır. Fe çünkü o bi menzile kelbin nabih yani havlayan köpek konumundadır nabih neydi havlayan ee, in Ekbelte aleyhi eğer ona yönelirsen e, evli'a bike ve lecc evli'a burada ki uli'a diye okuyacağız çünkü evli'a diye bir fiil e, kalıbı yok uli'a meçhul e, kalıpta evla'nın nesidir meçhul kalıbıdır e, ne yapar? Tutuşur. Yani sana karşı hırçınlaşır demek. Hırçınlaşır ve letce ve inatlaşır. Eğer sen o havlayan köpeğin diyor işte üzerine üzerine yürürsen o havlamasına devam eder. Ve in e'arattı anhu ama diyor ondan yüz çevirirsen umursamazsan sekete susar diyor. Ve salih üçüncüsü en tudime zikrallahi teala lisanike ve kalbike dilinle kalbinle Allahu Teala'yı zikretmeye ne yapman tudime devam etmendir. Felakat, felekat قال رسولullahin sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnne zikrallahi Teala fi cembi şeytan şeytanın yanında Allahu Teala'yı zikretmek kel ekileti fi cembi ibni Adem. Yani Adem oğlunun yanında ekile gibidir. Ekile e, yani işte o e, hastalığı yiyen e, şey ee, ki burada bir açıklama düşmüş. Ekracehu Ebu Nuaym yani o diyor bu hadisi şerh etmiş, e, tahric etmiş. Tarih İsbahan kitabında min kavli Kabul Ahber rahimehullahu teala ve ekracehu ma'ana Yala fi musnedihi ve İbn Ebi Asim fi fi an Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Aleykum bi ilahe illallah ve'l istiğfar." Evet diyor size la ilahe illallah ve istiğfar gerekir. Yani bunu çokça tekrar etmeniz gerekir. Fe ekthiru minhuma onları çok söyleyin. Fe inne iblis çünkü iblis kâle dedi ki ehlektun bir bidhunubi ben insanları günahlarla helak ettim. Fe, ehlekum, fe ehlekuni bi la ilahe illallah ve istiğfar. Onlar da beni la ilahe illallah diyerek ve istiğfarda bunlara helak ettiler. Felemma ra'aytu zalike minhum Onlardan bunu görünce diyor ehlek tuhum bil ehva. Ee, evet onları diyor arzularla, hevalarla helak ettim. Fehum onlar yahsebunu ennehum kendilerini sanıyorlar muhtedun doğru yolda sanıyorlar fela yestafirune, istifarda bulunmuyorlar. Vel ekletu ke e, kefir hat diyor. Bu e, nedir? Daun bir hastalık tek minel uzuv. Yani işte e, uzuvu yiyen bir hastalık gibidir. Evet işte e, şeytanın diyor yanında Allah'ı zikretmek onu ne yapar? Onu yer. Yani onu e, işte tüketir. Fe in eğer dersen keyfe ta'lemu mekaidehu. Yani onun hilelerini, tuzaklarını nasıl bileceksin? Ve keyfe tarayuk ile marifeti zalik. Ve bunu bilmenin yolu nedir diyor. Fe alem evvelen. Öncelikle bil ki diyor. Enne lehu. E, ves, e, vesaviz e, e, evet diyor onun o vesveseleri hiye bi menzileti siham elleti yermiha ki e, o attığı oklar siham ne ok onların onun vesveseleri attığı ok gibidir ve zalike innema yetebeyyenu leke bu sana belli olursa bi marifetil havatir ve aksamiha ancak neyle belli olur e, havatır ve kısımlarını bilmekle sana belli olur. Havatır neydi? Kalbe doğan düşünceler veya zihne gelen, e, işte zihne gelen düşünceler. Bunların çeşitlerini bilmen lazım diyor. Onun için onun vesveselerini ayırt edebilesin. Ve ikincisi enne lehu hilen bi menzil etiş şebekat illeti tensibuha onun diyor hilesi ne e, konumundadır? Eş şebekat şebekat birkaç manaya geliyor. Yani e, işte pencereler veya ağlar gibi bir manaya geliyor. Elleti <laughs> tensibuha senin diktiğin, senin veya işte ördüğün ağlar gibidir. Ve yetebe yetebeyyenu leke bi marifetil mekâid. Bu da diyor sana o tuzakları bilmenle ve evsâfiha onun vasıflarını ve mecariha ve işte akış yollarını, geçiş yollarını bilmekle e, sana belli olur diyor. Ney? onun işte o e, ağ gibi e, senin ördüğün bir, bir, yerde senin ona yol verdiğin işte o ağ gibi olan hileleri. Evet o hilelerini e, sen tanıyacaksın bileceksin. Ve lakat zekere ulemauna alimlerimiz zikretmiştir ki radiyallahu anhum ben fil havatır. Yani insanın işte kalbine doğan düşüncelerle ilgili bir takım bablar ee, bir takım konular. Bu e bab burada kapılar anlamında değil de hani e bab bölümler anlamında söylemişler. Vakatsennefna kitaben semeynahu teblise iblis. Biz diyor bunu e işte e iblisin hileleri. Teblis ne? hileler demek. İblis'in hileleri kitabında ne yaptık? Bunları e tasnif ettik, yazdık. Ve kitabuna haza bu kitabımız ise la yahtamule iksar. <laughs> Yani geniş açıklamayı diyor kaldıramaz. Yani bu kitabımız özet bir kitaptır. Lakinna ancak biz nezkuru leke sana söyleyeceğiz. İnşaallahu teala min kulli vahidin minha e, aslan kafiyen izi atesem bi. Yani onlara işte tutunduğun zaman işte seni koruyacak olan yeterli miktarda hakiki gerçek bilgilerden ne yapacağız sana her birinden özet olarak söyleyeceğiz diyor e, iblisin e, telbisi yani hileleri. Fe asıl havatır yani kalbe doğan düşüncelerin diyor aslı fealen bil ki ennallaha teala vekkele bi kalbi ibni Adem Adem oğlunun kalbine görevlendirmiştir. Vekkele görevlendirmiştir. Meleken bir melek yed'uhu ilel hayr. Yani Adem oğlunu hayra çağıran bir melek görevlendirmiştir. Yukalu lehu ona denilir el mülhim. O meleğe mülhim denilir ve li davetihi davetine de ilham denilir. Ve sallata fi mukabeletihi onun karşısına da şeytanen bir şeytan musallat kılmıştır. Yed'ul abde ile şerri kulu şerre çağırır. Yukalu lehu vesvas ona da vesvas denir. Ve davetihi onun çağrısına da vesvese denir. Fel yani ilham eden o melek la yed'u illa ilel hayır. Hayırdan başka bir şeye çağırmaz. Vel vesvas la yed'u illa ile şerri e, fi kavlihi ekteru ulema'ina. Alimlerimizin çoğun dediğine göre bu vesvas sadece şerre çağırır. Vakat hokiye anlatılmıştır ki an şeyhina şeyhimizden Rahimehullah enne şeytane şeytan rubbema yed'u ile hayr nice hayra çağırır ki ve kastuhu fi zalike şer. Yani e, halbuki o çağırdığı hayırda hedefi nedir? Kastı nedir? gerçekte şerdir. Yani hayra çağırır yani görünüşte ama hakikatte neye çağırır? Şerre çağırır. Bi en yaduhu ila'l mafdul li yemnehu anil fazil. Yani işte fazil daha faziletli olan bir şeye yani bakın anil fazil daha faziletli olan bir şeyden men etmek için faziletli bir şeye çağırır. Evet, bi en yaduhu ila'l mafdul faziletli bir şeye çağırır liyemnahu onu men etmek için anil fadıl daha faziletli daha üstün bir şeyden ne yapmak için men etmek için ev yed'uvehu ila hayrin veya hayra çağırır li yecurrehu ila zembin azim yani onu büyük bir günaha çekmek için la yefi hayruhu bidalike şerri yani ki bu e, onun hayrı, o bu şerri ne yapmaz? Karşılamaz. Min ucbin ev gayrihi. Mesela ucub gibi. Ucub nedir? Kişinin işte e, ibadetiyle, ilmiyle, hayrıyla övünmesidir. E, o ucuba çağırarak ne yapar? E, yani o gö e, işte gösterişe çağırarak o e, ibadetin hayrını komple götürür. Fehadani <laughs> <laughs> bu ikisi yani bu mül mü mülhim ile vesvas da'iyani davetçidirler kaimani ala kalbihi. Yani kişinin kalbinde duran sürekli kaim olan iki davetçidirler. Yed'uvanihi onu çağırırlar ve huve yesma'u kalbehu o e, işte kalbi e, kalbinde onu duyar. Yahussu bi bunu hisseder. Ala ma ruviye fil ahbar haberlerde rivayet edildiği gibi ennehu iza vulide libni adem mevludun Adem oğlu doğduğu zaman karenallahu subhanahu meleken ve karen şeytanu bihi şeytanan allah Teala diyor ona bir meleği bağlar yani o doğan kişiye bir meleği e, eşleştirir yani yanına yanında getirir ve karne şeytanı bir şeytanın ve ona şeytandan bir şeytanı da e, işte o doğan ki, bebeğin e, yanına katar. fe şeytanu cahim ala uzni kalbi ibni Adam alayser. Cahim çök çökmüş demek yani konaklamış çökmüş. E, biz bunu direkt çökmek diye çevirebiliriz. Adem oğlunun sağ kulağına çökmüştür, tünemiştir yani. Vel meleku melek ise cathimun ala uzni kalbihil eymen. Adem oğlunun kalbinin sol tarafına ne yapmıştır? Yerleşmiştir, çökmüştür. Fehuma yeduvanihi ikisi de onu çağırırlar. Yani davet ederler. Birisi hayra, birisi şerre. Ve kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki li şeytani lemmetun bi ibni adem ve Şeytan içinde bir üs vardır. Lemme e, konaklama üs demek. Evet. Şeytanın da bir üssü vardır Adem oğlunda. Meleğin de bir üssü vardır. Yani diyor nezleten bir daveti yani çağırmak için bir konaklama yeri min kavlihim lemme bil mekani ve lemme bihi Hani bir yere konakladıkları zaman e, işte o mekana kondu ve elemme bihi orada konakladı denir ya. İşte diyor bu lemme konaklama yeridir. Bir Türkçede şu an üst diye kullanıyor işte Amerika'nın üssü filan gibi. Sunme sonra rakkaballahu teala fi binyetil insani tabiaten maileten ila şehavati ve nilil lezzati keyfe kanet min husnin ev qubhin. E, Sonra Allahu Teala terkib etmiştir. Yani yerleştirmiştir insanın bünyesine. Bakın fi bünye, binye bünye aynı bünyetil insan insanın bünyesine tabiaten bir tabiat yani bir özellik maileten nasıl bir özellik meyleden nereye şehvetlere meyleden ve nilil lezzat lezzetlere erişmeye meyleden keyfe nasıl olursa olsun min husnün ev kubhin yani güzel yoldan veya çirkin yoldan olursa da fark etmez. İşte diyor o lezzetlere, şehvetlere meyleden bir tabiat, bir özellik yerleştirmiştir. Fezalike hevan-nefs. Bu tabiat nedir? Nefsin hevasıdır. Es-sarifeti ilel afat. Yani e, afetlere ne yapan? Atan. Sarife. Yani insanı atan demek. İnsanı tehlikelere atan o nefsin hevasıdır. Bu nefsin hevası ee, şehvetlere ne yapar? Meyleder, lezzetlere meyleder. İster çirkin yoldan, ister güzel yoldan. Fehadihi felathu duatin. Böylece ne oldu diyor? Üç tane davetçi oldu. Yani bakın burada not düşmüş. El melek ve şeytan ve nefis. Üç tane davetçi olmuş oldu. Sunma alen ba'de dhihi mukaddime. Bu girişten sonra bilki diyor. Ennel havatıra yani kişinin içine doğan, kalbine doğan o düşünceler hiye onlar atharun bir takım eserler yani etkilerdir. Tehtusu gelişen fi kalbil abd. Kulun kalbinde ortaya çıkan bir takım eserler, etkilerdir. Teb'asuhu onu sevk eder alel ef'ali fiillere ve turuk ve terk etmelere. Yani terk etmek ne? Yapmamak bir şey, yapmamak. Ee, bunun çoğulu terkin çoğulu türük ve ted'uhu ve ona e, onlara çağırırlar ve summiyet havatıra lizdrabiha ve bu havatır diye isimlendirildi Hava, lizdrabiha zorluğu nedeniyle havatır aslında tehlike anlamına da e, geliyor e, kalbe doğan düşünceler lizdrabiha bakın zorluğu ızdırabı nedeniyle böyle isimlendirildi min khataratir rih ve nahviha yani rüzgarın sallaması, e, rüzgarın sallaması, sar, sarsması, tehlikesi e, gibi. Evet, e, rüzgarın sallaması için kullanılan hatarat kelimesi var ve nahviha veya o veya benzeri şeyler. Mesela depremin sallaması, sarsıntısı gibi. Onlara hatarat deniliyor. Oradan diyor ne kullanıldı? Hava kullanıldı. Niçin? Bakın yukarıda söyledi. Ee, ızdırabiha, yani insanda kötü sonuçlar ortaya e, çıkardığı için. Ve hudûthuha cemi'an ve bunların gerçekleşmesi hepsi fi kalbil abdi kulun kalbinde bil hakikati min Allahü subhanehu ve teala. Allahu Teala'dandır hakikatte. Allahu Teala'dandır. Lakinneha erba'atu eksam. Ancak e, bu e, kalbe doğan düşünceler dört e, kısımdır diyor. Bunları şöyle okuyup gelecek bölüme devam edelim. Dört kısım. Minha onlardan birisi: "Ma yuhtithu Allahu Teala fil kalbi ibtidaen." Yani ilk başta doğrudan, bakın doğrudan kalpte Allahu Teala'nın ihdas ettiği. Yani Allahu Teala'nın doğrudan kişinin kalbine e, verdiği düşünceler ki feyuqalu el hatır fakat bunlara sadece hatır denir. Yani kalbe doğan düşünce. Ve kısmın ikincisi: Yuhdithuhu Muvafıkan li tab'i'l insan insanın tabiatına yani o nefsin hevası dedi ya ona uygun olarak yuhtisuhu ortaya çıkardığı düşüncelerdir feyuqalu lahu heva'n nefs nefsin hevası denir ve yunsabu ileyha o nefsbe nef nefse nispet edilir yani nef sebep olarak nefis gösterilir ve kısmın diğeri ise yuhtisuhu akıbet davetil mulhim yani ilham edici meleğin bakın çağrısının sonucunda ortaya çıkar. Feyun sebu ileyhi ona nispet edilir. Yani sebep o olarak gösterilir ve yukale lehu el ilham. Ona da ilham denilir. Üçüncüsü ve kısmun yuhtithuhu akibe daveti şeytan. Şeytanın çağrısının sonucunda ortaya çıkan işte düşüncelerdir. Feyun sebu ileyhi ona nispet edilir ve yukale lehu el vesvese. Ona da vesvese denilir ve sebu ileyhi ona nispet edilir bi enneha çünkü o hava mine şeytan şeytandan gelen düşüncelerdir ve inne mahiye fil hakikati hakikatte ise hadisetun inde davetihi yani işte onun çağrısı sırasında ortaya çıkar fehu ve o halde o kes sebebi fi zalik bu konuda sebep gibidir ve nehu ancak o sebu ileyhi ona nispet edilir fehadihi bu erbaatu eksam el havatır Evet kalbe doğan o düşüncelerin işte kısımlarıdır. Yani dört kısmıdır diyor. Peki burada kalalım. Hava atır konusuna devam edecek. Kalbe doğan düşünceler konusuna biz de inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.